Saat 8.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de dünyada öne çıkan ekonomi cephesinde gelişmeleri sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Şimdi piyasa verileriyle başlayalım her sabah olduğu gibi. Dolar kotasyonlarında durum ne? Petrol fiyatlarındaki yükselişte durum ne? Yeni benzin zamları, akaryakıt zamları kapıda mı? Benzin, motorin. Şöyle bir açılış verileriyle beraber bir tur yapalım. Dolar kotasyonları biliyorsunuz Merkez Bankası'nın iki adımıyla beraber ihracatçılara kredi geri ödemelerinde Şubat'ta vadesi olan 5 milyar dolar var. 3.70'den kuru sabitliyorum ve TL olarak ödeme yapabilirsiniz dedi Merkez Bankası. Zorunlu karşılıkları da bir miktar düşürüp 6.4 milyar dolarlık bir rahatlama getirdi. Ve içeride dolar kotasyonları 3.87'den 3.85'lerin altına indi. Ama dolar uluslararası piyasalarda güçleniyor. Artık önümüzdeki dönem Amerikan Merkez Bankası faiz artışlarına başlar. İşte Amerikan verileri, Powell'ın olumlu algılanması, doların güçlenmesine dair Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın, paranın patronunun artık faiz artış sürecine başlayacağı beklentileri dolara güç kazandırmaya devam ediyor ve o güç kazandırma süreci Euro-Dolar paritesini 1.16'nın altına getirdi. Yani dolar uluslararası piyasalarda güçleniyor ve o güçlenme gelişmekte olan piyasalara baskı olarak da yansıyor. Merkez Bankası önlemleriyle bir miktar sakinleşen kur, doların güç kazanması ile uluslararası piyasalarda yeniden bu sabah 3.87 seviyelerinde. Kotasyonlar 3.87.05, 3.87.50 seviyelerinde bankalar arası piyasada. Euro TL'ye bakıldığında 4.50'den 4.43'lü seviyelere doğru bir kayış gelmişti yine Merkez Bankası önlemleriyle. Amerika-Türkiye ilişkilerinde bir miktar yumuşama adımları da yine piyasalara olumlu yansımıştı. Yeniden Euro TL'nin 4.50'nin hemen altında 4.48 seviyesinde hareket ettiğini sizlere aktarıyoruz. Keza 64 dolar seviyesini aşan petrol fiyatları, Suudi Arabistan kralı, Suudi Arabistan veliaht prensi Salman yolsuzluk operasyonuna başladı. Eski bakan, eski prens yeni bakanları gözaltına aldı. İşte 38-40 kişi civarında bir gözaltı sayısı vardı. Ancak bu sayı artabilir yorumları devam ederken Trump'tan da bu yolsuzluk operasyonuna Amerika'dan da destek var. Dolayısıyla bundan sonra Suudi Arabistan-İran ilişkileri ne olur? Yemen Suudi Arabistan'a füze fırlattı. Bunun arkasında İran olduğunu belirtiyor Suudi Arabistan. Onun dışında biliyorsunuz bir Suudi helikopteri eski prenslerden birine taşıyan 8 kişinin hayatını kaybettiği bir helikopter kazası yaşandı yine Yemen yakınlarında. İşte bütün bunlar Trump'ın damadı Riyad'a gitti, orada temaslarda bulundu. Ardından bu operasyon, yolsuzluk operasyonu başladı. Bu daha devam edecek diyor Suudi Arabistan. İşte eski prensler mal varlıklarına el konuldu. Kişisel hesaplarına el konuldu ama şirketler faaliyetine devam ediyor bu gözaltına alınan önemli isimlerin. Dünyanın en zengin isimleri 5 yıldızlı bir otelde yer yataklarında gözaltında tutuluyorlar. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da yaşanan, bölgede yaşanan bu gelişmeler bir miktar petrol fiyatlarına yansıdı. Petrol fiyatları 64 dolar seviyesini aşmıştı. 63 dolar 51 sent seviyesinde, 63 doların üzerinde seyir. Yüksek seyir devam ediyor petrol fiyatlarında. Dolayısıyla bu önümüzdeki iki günde benzine ve motorine zam gelebileceği haberlerini de beraberinde getiriyor. Artık bir depoyu neredeyse 300 liraya doldurur hale gelmiş durumdayız. Benzinin litresi neredeyse 6 lira olmuş durumda. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş bizim cebimize böyle yansıyor. Bu arada Euro TL de 4.50'ye hemen 4.49'un üzerinde 4.50'ye çok yakın seviyelerine yükselmiş durumda şu an. Borsalara bakıldığında Asya borsaları Çin'de beklentilerin üzerinde büyüme kaydeden ithalatın etkisiyle 10 yılın yeni zirvelerini gördü. Maşallah zirvelerden inmiyor haftalardır Asya borsaları. Çin'den gelen ithalat verileri, ticaret verileri olumlu olunca da yine Asya borsalarına desteklemiş görünüyor. Vergi indirim yasa tasarısı Amerika'da yakından takip ediliyor, bu vergi reformu tasarısı Trump'ın. Yine cumhuriyetçilerin hazırladığı bu tasarıya bir direnç de söz konusu. Geçecek mi, geçmeyecek mi, kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Bu tartışmada bir yandan borsalar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor. Eğer geçerse, kabul edilirse, uygulamaya geçerse borsalar üzerinde ciddi bir rahatlama ve yükseliş görebiliriz. ABD borsaları yataydı. Nasdaq dışın yatay hafif eksi de hareketler vardı. Nasdaq'ta ve S&P'de. Yine Japon Nikkei endeksinde hafif düşüş var. Bu vergi reformu Amerika'dan geçecek mi geçmeyecek mi tartışmaları biraz baskı yaratmış görünüyor. Ama Asya borsalarının genelinde Japonya hariç yukarı yönlü bir hamle
hamlenin olduğunu, yatay kapanışın ama artıda kapanışların olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Ve Borsa İstanbul'a bakıldığında 112.272 puana, 114.000 puandan geri geldi. Dün itibariyle bir miktar satış vardı. Bu seviyelerin korunması önemli ve faizlerde de %13'ün üzerindeki seyir devam ederken Merkez Bankası yeni adımlar atar mı sorusu masada duruyor. Altın fiyatlarında 1278 dolar seviyesinde olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla Çin'den gelen veriler, Amerika'da vergi reformuna karşı bir direnç mi olacak? Fed bundan sonra ne yapacak? Güçlü dolar devam edecek mi? Türkiye-Amerika ilişkileri, başbakanın temaslarından somut bir gelişme gelecek mi? Piyasalar yakından izleniyor. Bölgede neler olacak? Yani çok bilinmeyenli birçok konunun etkisiyle piyasa hareketleri açılış itibariyle özetle böyleydi gündemle beraber. Diğer gündem başlıklarıyla devam edelim. Şimdi ilk gündem başlığı, acaba 2017'yi biraz daha zorlu geçirdik. 2018'de bizi neler bekliyor? Türkiye'nin en önemli holdinglerinden, holdinglerinin başındaki isimler, bu holdingleri yönetenler, 6 CEO dün itibariyle CEO Club toplantısında bir araya geldiler. Ve bu yılı değerlendirirken 2018'e de bir en azından göz attılar. Yatırımlar, beklentiler, 2017'yi nasıl bir 2018'de bizi neler bekliyor? İşte biraz fotoğrafı, ekonomideki, Türkiye ekonomisindeki fotoğrafı çizdiler. Büyüme anlamında, istihdam anlamında, gelir anlamında, işte Türkiye'nin devlerini yönetenlerin, en tepedeki isimlerin anlattıkları, verdikleri mesajlar önemliydi dün itibariyle. Türkiye'nin önde gelen grupları yeni yılda büyüme fırsatlarını kollamaya devam edeceğiz diyor. Evet, 2017 zor bir yıldı ifadesini kullanıyor. Ancak 2018'den umutluyuz yorumları da hemen peşi sıra geliyor. Yatırımlar hızlanarak devam edecek mesajıyla beraber yurt dışındaki fırsatlarında radarda olmaya, hatta yeni fırsatların radara gireceğini söylüyorlar. Şimdi bakıldığında CEO'lar 2018 yılında mesela Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen Galatasaray-Fenerbahçe maçına benziyor. Bu havada geçer diyorlar. Bu maçın sonucu da futbolun nasıl oynanacağına bağlı olur. Dolayısıyla taktikler, performans, bütün bunlar 2018'de önemli olacak. Heyecanlı geçecek yani 2018'de ifadesini kullanıyorlar. Teknoloji, mesela Doğuş Holding organik büyüyeceğiz diyor. 25 otele ulaşacağız diyor. Teknoloji Ar-Ge yatırımlarının öne çıkacağını söylüyor. Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül. Yine bakıldığında Doğan Holding, Perakende Enerji, Medya sektörlerinde büyümeye devam edeceklerini, bu yıl cironun %30 artmış olacağını söylüyor Yağmur Şatan'a, Doğan Holding CEO'su. Agah Uğur'a bakıldığında yeni yatırımlardan, yeni fırsatlardan bahsediyor ve bu yatırımların devam edeceğini 2018'de de aktarıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin en büyük şirketlerinin başındaki isimler, kurdaki hareketler, enflasyonu risk unsuru olarak da görüyorlar. Dışarıdan gelecek yumruğa dikkat çekiyorlar. Dolayısıyla 2017'yi Brezilya dizisi gibi geçirdik diyor Ömer Yüngül. Ve yine Süleyman Demirel'in sözleriyle anlatıyorlar 2018'i. Nasıl 2017'yi nasıl geçti derseniz iyi derim. İki kelimeyle anlat derseniz iyi değil derim. Dolayısıyla hani evet, zorlukların olduğu ama umudun korunduğu bir 2018 bizi bekliyor. Enflasyon, döviz kurlarındaki hareketler ve dış gelişmelerinde önemli izlenmesi gerektiği belirtiliyor. Türkiye'nin en büyük holdinglerini yönetenler, CEO'ların aktarımıyla. Lise göçünü 6 ay önlemi. Şimdi dün komisyonda da bu TEOG yerine gelecek sistem tartışıldı. Biliyorsunuz bu sistem tartışılırken artık öğrenciler evlerine en yakın okullara yerleştirilecekler. İller bölgelere ayrılacaklar. Öğrenciler 5 okul seçecekler ve seçtiği okullardan birine kaydı yaptırılacak öğrencilerin. İsteyenler de nitelikli okullar için sınava girecekler.
kadar. Bu sınavda 60 soruluk bir sınav olacak ve 90 dakika olacak. Durum bu. TEOG yerine gelecek yeni sistemde ama şimdi iyi okul, nitelikli okul derken birçok ünlü okul var ülkede. Mesela İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde herkes çocuğunu okullara vermek ve iyi eğitim aldırmak istiyor. Acaba bir göç olur mu? Yani insanlar bu okullara yakın yerlere taşınır mı tartışması da beraberinde geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz diyor ki zaten ortaokulda eve yakın okullara kayıt yaptırıyorlar. Dolayısıyla böyle bir göç yaşamadık. Bunda da yaşamayız diyor. Aynı zamanda nitelikli okul tartışması da yaşandı dün komisyonda. Nitelikli okul, niteliksiz okul ayrımı yaptınız denildi. Muhalefet böyle bir eleştiri getirdi. Milli Eğitim Bakanı da bir insana güzel dediğimizde diğer insanlara çirkin ya da bir insana iyi dediğimizde diğerlerine kötü demiş olmuyoruz şeklinde anlattı bu okul ayrımını. Şimdi bu göç olur mu? İyi okulların yanına böyle insanlar göç etmeye, taşınmaya başlar. Orada kiralar, ev fiyatları artar mı tartışmasında bir önlemden bahsediyor bugün Hürriyet. Göçe karşı en az 6 ay aynı yerde ikamet etme şartı aranacağı ve farklı adres gösterenlere de cezai işlem uygulanacağı öngörülüyor deniliyor haberde. Hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler için de komisyonların kurulabileceği söyleniyor. Sınava girecek öğrenci sayısı çok fazla olmayacak. Bu öğrencilerde işte 500 bin öğrenci girecek diyelim. Zaten 100 bin kontenjan var. 400 bin öğrenci ne olacak gibi sorular da var. Yani sorular bitmiyor. Bir yandan da işte iyi okulların yanına taşınma artar, ev fiyatları, kiralar artar mı tartışması, göç tartışması da devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz yastık altındaki altınların çekilmesi için altın tahvili ve kira sertifikası uygulaması başladı. Yastık altında 2200 ton altın, 100 milyar dolar değerinde bir altın olduğu tahmin ediliyor. Bu altın tahvili ve kira sertifikasıyla daha önce açıklanmıştı. 2,5 ton altını getirdiler insanlar. Özellikle peki kim getirdi? Kadınlar ve gençler getirmiş. %55'i bu altınların kadınlara aitmiş. 2,5 ton altından bahsediyoruz. Yine gençler de ilgi göstermiş. Ağırlıkta bütün altınlar, hani bu tahvile ve kira sertifikasına giden altınlar da daha çok İstanbul'dan gelmiş. 370 milyon liralık 2,5 ton altını 12.800 vatandaş getirmiş, bankalara vermiş. Karşılığında tahvil ve kira sertifikası almış. Daha bayağı bir altın var yastık altında ama İstanbul, büyük şehirler, kadınlar ve gençler bu tahvile ve kira sertifikasına bayağı bir ilgi göstermişler. Yani altın kadınlardan ve gençlerden gelmiş. Kontrolsüz silah satışı, sokak ortasında servisçilerin silahlı çatışması, sokak ortasında tüfekle genç çocukların ölümü. Bütün bunlar yaşadığımız durumlar. Bu tüfekleri almak da çok kolay. İnternete giriyorsunuz. Bir sürü belge sorulduğu iddia ediliyor ama sorulmuyor. Av belgesi vesaire şu bu. İnternetten sepete ekliyorsunuz tüfeği. O da kapınıza geliyor zaten. İşte buna karşı yasal önlem başlatılacağı haberi bugün Hürriyet'in manşetinde. Hürriyet'in kampanyasıyla gündeme gelen internetten kontrolsüz silah satışına yönelik yasal önlemler geliyor. CHP yasa için teklif verdi. CHP'nin grup toplantısını pompalı tüfekle öldürülen Helin'in babası Nihat Palandöken de izledi. Biliyorsunuz en son Helin sokak ortasında öldürülmüştü o tüfekle. İnternetten satın alınan bir tüfekle. O acılı baba CHP'nin grup toplantısındaydı. Bu konuda yasal düzenlemelerin olacağını da anlıyoruz. Yerli otomobil sembol olacak. Dördüncü dönem atağına geçiyoruz diyor. Biz 3 dönem ekonomide atağı kaçırdık dünyada ama dördüncüyü yakalayacağız. Yerli otomobilde bunun sembolü olacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada. Başlıklarımız bitti mi? Hayır, bitmedi. Daha var ama bütün gündem başlıkları, bütün değerlendirmeler, ekonominin kalanı az sonra parametrede bekliyoruz.